Kış gelmeden bir yelek öreyim dedim kendime. Hem kolay, hem şık, hem de bir iki günde biten bir yelek. Kanalımda sizlere ara ara çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen tasarladığım örgüleri, bazen de sağlıklı atıştırmalık tarifleriyle mutfağımdan sesleniyorum. Bugün de bu yeleği anlatacağım. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Ayrıntılar ve ölçüler için videoyu izlerken altyazı açmayı unutmayalım. İyi seyirler. Burası İzmir Ödemiş'teki moda yünevi mağazam. Bu yeleği örerken kendime ip araştırması yaptım. Malum 5 günde 10 günde bir iplere zam gelmekte en uygun hangi iplerle bu yeleği örebilirim diye bakarken ihraç fazlası bu kırçıllı ipler hoşuma gitti. Tabii ki bu ipleri her yerde bulamayabilirsiniz. Yerine Alize'nin Süperlana Maxi ipleriyle de örülebilir. Yıllar önce bu yeleği mağazama örnek olsun diye örmüştüm. 10 nolu şişler ile ve 2 katlı hale getirerek, ütüleyerek bu yelekten yola çıkarak ihraç fazlası orta kalınlıktaki bu ipleri 3 katlı hale getirerek 9 no'lu şişler ile ördüm. Tabii ki bu ipler yerine Alize'nin süperlana Lana Maxi ipleri olabilir ya da Alize'nin Maxi düz renk ipleri ile de bu yeleği örebilirsiniz 2 katlı olarak. Başta da söylemiştim bu yelek çok kolay. 1-2 günde rahatlıkla bitebilir. Düz örgü tersi ters düzü düz bu üç parçayı ben önceden ördüm 9 nolu şişler ile ve 3 katlı hale getirerek dediğim gibi Alize Süperlana Maxi'yi siz 2 katlı hale getirebilirsiniz İster kırçıllı ister düz Maxi'leri tercih edebilirsiniz ördüğüm bu parçaları ben güzelce buhar tutarak e, ve üzerine hiçbir şey koymadan ee, tersinden düz örgü kısmından iyice ütüledim Çünkü orta kalınlıktaki 3 katlı ipi 9 no ile ördüğümden oldukça kalın bir örgü oldu ve açılması için buharla gördüğünüz şekilde ütüledim her iki parçayı ve daha sonra da arkasını Oldukça kalın olan bu örgüyü inceltmek için buharlı ütüledim. Arasına tülbent koyarak da ütüleyebilirsiniz. Düz örgü kısmı, ters örgü kısmı her iki tarafı da ön olarak kullanabiliriz. İster bu şekilde ister e, tersini ön olarak kullanabiliriz. Ben tersini e, yelekte ön olarak kullandım. Dediğim gibi orta kalınlıktaki ipi 3 katlı Alize'nin süperlana maksisini de 2 katlı olarak örebilirsiniz. Ve ölçülere geçiyorum. Düz örgü tekniği ile çalıştım bu yeleği. Orta kalınlıktaki ipi 3 katlı hale getirip 9 nolu şişe 26 ilmek atarak başladım. Ve yandan da sıra olarak takip ettiğimizde 51 sıra sonra kol oyuntusu için önce 3 ilmek daha sonra 2 daha sonra 1 ve daha sonra 1 ilmek kestim. Kol oyuntusunu tamamladıktan sonra hemen ki sırada yaka oyuntusu için önce 4 sonra 3 2 ve 1 ilmek keserek yaka oyuntusunu da tamamladım. Omuzda 9 ilmek kaldı. Kalan bu 9 ilmeği de Kol oyuntusu 3 ilmek kestikten sonraki sırayı saydığımızda 28 sıra sonra omuzu da keserek birinci ön parçayı düz örgü tekniği ile tamamladım. Diğer ön parçayı da simetri olarak aynı ölçülerde örebilirsiniz. En ince detaylarına kadar ölçülerinin ön parçasını verdim. Bir de test örgüsü üzerinde sizlere teknik bilgiler vermek istiyorum. Orta kalınlıktaki 3 katlı ipi 9 nolu şişe ters örgüsü olarak 10 ilmek attım. Düz örgü herkesin bildiği bir teknik. İp öbür tarafta, bizden tarafta değil. bu 10 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Ve 10 ilmeği tamamladıktan sonra ip kendimden tarafta gelecek şekilde ters ördüm. Bu şekilde yelekteki teknikte düz örgü ve ters örgü bu 10 ilmeklik test örgüsünü sizler de muhakkak örünüz. Çünkü kaçar ilmek başlayacağınızı kendi bedeninize göre bu test örgüsü sayesinde kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Sizlere başta da söylediğim gibi ihraç fazlası orta kalınlıkta ip bulamazsanız çevrenizde Alize'nin süperlana Max'i ister kırçıllı ister düz e, iplerinden de örebilirsiniz demiştim. Bunun için de 10 ilmek attım e, el sıkılığına göre 10 nolu ya da 9 nolu şişli olabilir ve 7 sıra ördüm her ikisinden de bu şekilde test örgüsü hazırladım ve ütüleyip geldim bu minik test parçaları ile hangi bedende olursanız olun sürekli giydiğiniz bir yelek üzerinde yan yana tutarak bu şekilde ilmek sayısını tespit edebilirsiniz. Yine hazır bir çeket üzerinde de yan yana tuttuğunuzda kaçar ilmek başlayacağınızı ya da üst üste ölçtüğünüzde kaç sıra örebileceğinizi belirleyebilirsiniz. Malzemelerimiz bu yeleğe 5 yumak ve 2 yumak da siyah gitti. Diğeri içinde de 7 yumak. El sıkılığına göre 9 ya da 10 nolu şiş kullanabilirsiniz. Orta büyüklükte de 5 düğme kullandım. Sizler de bu test örgüsü sayesinde istediğiniz bedende ilmek atabilirsiniz. Diğer ön parçayı da aynı ölçülerde ördüm. Şimdi sıra arka parçanın ölçülerinde. Arkada da tıpkı ön parçada olduğu gibi kırçıllı ipi 3 katlı hale getirip 9 nolu şişeye 46 ilmek atarak tam 51 sıra düzü düz tersi ters ördüm ve kol oyuntusunu da tıpkı ön parçadaki gibi uyguladım. Önce 3 tekrar 2 1 1 ilmek diğer kol oyuntusunu da aynı şekilde kestim ve 46 ilmek bu kesimden sonra 32 ilmek olarak kaldı. Kol oyuntusunu başladığım kestiğim 3 e, ilmekten sonraki sırayı sayarsak 24 sıra sonra e, omuzu 3'e ayırdım 9 ilmek ördüm 14 ilmek kestim tekrar 9 ilmek ördüm ve bu 9 ilmeği 3 sıra ördükten sonra 4. sırada kestim. Diğer tarafı da aynı şekilde 3 sıra örüp 4. sırada kestim. Alize'nin süperlana Max ipi biraz daha kalın olduğundan iki katlı örmeyi de unutmayalım. Bu ölçülerin ekran görüntüsünü aldığınızda kolaylıkla örebilirsiniz. Mezura ile bir taraftan bir tarafa 48 santim. Uzunluğu yandan 37 santim. Kesimden sonra 34 santim. Kol oyuntusundan sonra 21 santim. Omuz 9 santim. Arka yaka oyuntusu 16 santim, diğer omuzda 9 santim gelmekte. Tabii ki bu ölçüler ütülendikten sonraki santim ölçüleri. Ön parça 26.5 santim eni, yüksekliği kol oyuntusuna kadar 37, ön taraf yan 40 santim, yine kol oyuntusundan omuza kadar 21 santim, omuz 9 santim genişliğinde parçaları tamamladıktan sonra sıra dikişinde omuzları tersini çevirerek üst üste yerleştirdim ee, ve önce fazla etlerini temizledim. Aynı yerden birkaç kez geçerek bu omuzları ters kısmından makine dikişi yaptım. Eee Fazla iplerini kestim. Ama yanları makine dikişi değil. Üstten yatırarak e, dikiş tekniği ile çalıştım. Bu şekilde kaydırmayacak şekilde üst üste getirerek gözlemlediğiniz gibi bir makine dikişi uyguladım. İpin çıktığı yerden iğnemi geriye batırarak tekrar ipin önünden çıkarak dikişimi sağladım. Ya da bildiğiniz teknikler ile de e, dikiş yapabilirsiniz ama sıraları birbirine karıştırmayacak şekilde e, dikelim omuz dikişlerinden sonra yan dikişlerine geçmeden önce kol pervazlarını rahat çalışmak için yanları dikmeyelim e, önce kol pervazlarını çalışmamız gerekir Alize Süperlana Maxi tek katlı ip kullandım. 5 nolu şiş, 0 nolu 2.1 milimetrelik tığ ile e, tek katlı Alize Süperlana Maxi ile pervazları çalıştım. Gayet uyumlu ve şık oldular. Ölçülendirmek gerekirse kol oyuntu su kısmından önce 4 3 2 ve 2 ilmek aldıktan sonraki sırayla her sıradan birer ilmek toplamda 24 ilmek orta dikiş yerine geldiğimizde bir ilmek tekrar simetrisi 24 ilmek 2 2 3 ve 4 ilmek alarak e, pervaz ilmek sayılarını şişe geçirdim uygulamalı olarak göstermek gerekirse sıfır nolu tığa Süperlana Maxi ip ile gözlemlediğiniz şekilde 3 ilmek kol oyuntusu başladığım yerden 4 ilmek aldım. Tekrar 2 ilmek kesilen yerden 3 ilmek aldım. Birer ilmek fazla almış oldum. Tığdaki 7 ilmeği bu şekilde tığın arkasından şişe geçirdim. Ben bu şekilde ilmek alıyorum ve daha kullanışlı, daha güzel olmakta, daha hatasız olmakta. Bir ilmek kesilen yerden iki ilmek, son bir ilmek kesilen yerden de iki ilmek alıp bunları da tekrar şişe geçirdim. Daha sonra sırasıyla her sıradan bir ilmek alarak omuza kadar olan yerden 24 ilmek aldım. Beden kısımları kalın 3 katlı iple pervazları tek katlı iple ördüğümüzden kol pervazlarında kasma yapmaması için kesim yerleri 3, 2, 1, 1 olan yerlerden 3 olan yerden 4, 2 olan yerden 3, 1 kesim olan yerden de 2'şer ilmek aldık. Dikkatinizi çekerim kasmaması için. Daha sonra her sıradan omuz dikiş yerine kadar birer ilmek toplamda 24 ilmek aldım. Dikiş ortasından da 1 ilmek aldım. Ee, ve bir kısmından bu şekilde ilmekleri aldıktan sonra diğer kısmından da simetrisi olarak aynı sayılarda ilmek alıp 5 e, nolu şişe bu ilmekleri geçirdim. Sizler de e, farklı ölçülerde bedende çalışırsanız aşağı ya da fazlasını bu ölçülere göre ayarlayabilirsiniz. Bu yelek 1 iki günde rahatlıkla bitebilecek kolaylıkta bir yelek. Kalın şişle ördüğümüzden ve ütülediğimizden çabuk bitmekte ve hiç sıkılmadan örebileceğiniz bir yelek. Bu ilmeklerin tamamını ip öbür yönde olacak şekilde düz örgü örüyorum. Aslında haroşa örmüş oluyorum. Ben haroşaları düz örgü tekniğinde hep ip öbür tarafta ördüğüm için e, şu anda düz örgü diyorum. Tekrar bir sıra düz ördüm ve sonuna geldiğimde ilmek aldım ipi bağladım şimdi tekrar çevirdim e, ikinci sırada da ip öbür yönde düz örgü örüyorum yani geldim gittim e, haroşa örmüş oldum bu sırayı da düz örgü olarak tamamladım sıranın sonuna geldim ve üçüncü sırada örgünün tersinde e, ilmekleri kesiyorum Öbür yönde iki sıra haraşo, iki diş haraşo görünecek. Normal normal sıkılıkta kesmeye dikkat edelim. Ne sıkı ne gevşek. Ee, arada ben de bazen sıkı kesmişim, söktüm tekrar normal gevşeklikte kestim. Çok gevşek keserseniz de iyi olmaz. Bunu e, ayarlamanız gerekir. Örnek olması açısından diğer kolu önceden pervazını çalışmıştım. Bu kolun pervazını da sizlerle birlikte tamamladım. Kol pervazlarından sonra şimdi artık yan dikişlere geçebiliriz. Ama bu dikişleri tersinden çevirerek makine dikişi yapmayı düşünmüyorum. Üstten yatırarak dikmeyi düşünüyorum. Bu şekilde bir tarafını diktim. Önce tersinden üst üste getirdim ee, ve birkaç kez aynı yerden dikerek fazla olan ipleri de temizledim. Daha sonra ön kısmına geçtim. Örgümüzün profesyonelce olması için tabii ki ütü, temiz ipleri temizlemek hepsi önemli. Ee, i̇plerini temizledikten sonra fazlalıklarını kestim. Ve çevirdim. Onar sırada bir her iki yana birer toplu iğne geçirdim. Üstten dikerken bunlar kaymasın. Bu onar sıra arayla karşılıklı denk gelsin diye e, bu şekilde bir yöntem izledim. Üstten dikiş de kolay. Bu şekilde her sırada takip ederek ipin çıktığı yere iğnemi batırıp bir sıra üste geçip tekrar karşı tarafa ipin çıktığı yere batıp bir sıra üste iğnemi çıkararak devam ettim. Buradan çıktım karşı tarafa ipin çıktığı yere batıp bir sıra yukarıya hatta gevşek diktim ilk etapta sıkıştırmadan ve daha sonra 10 sıraya kadar diktikten sonra toplu iğneleri çıkardım. Ve e, gevşek olarak diktiğim ipi de sıkıştırdım. Çektiğimde bu şekilde gördüğünüz gibi üstten yatırarak da e, dikiş yapabilirsiniz. Belki ilk başlarda sizlerde üstten yatırarak dikiş tekniğinde zorlanabilirsiniz. Zaman içerisinde e, alıştığınızda kolay bir dikiş tekniği olduğunu gözlemleyeceksiniz. E, arada onar sıra arayla toplu iğneleri yerleştirdiğimden kayma da olmayacak. E, sizler de toplu iğne ile karşılıklı takip edebilirsiniz. E, en sona geldim. E, kol altındaki siyah pervazları da siyah iple dikerek e, bu yanı da bu şekilde tamamlamış oldum kol pervazlarını tamamladıktan sonra üstten yatırarak yanları diktim. Şimdi ön yaka, arka yaka ve diğer yan için iki aşamada pervazlar için ilmek alacağım. Tekrar 5 nolu şiş, 0 nolu 2.1 milimetrelik tığ kullanacağım. süperlana Maxi tek katlı ip olarak önden her sıradan bir ilmek alarak Toplamda 57 ilmek aldıktan sonra yakadan 5, 4, 3, 2 ilmek aldım ve sırayla her bir sıradan 21 e, omuz dikişinden de bir ilmek alarak birinci aşama ön pervazı çalışacağım. Daha sonra diğer tarafını ve uygulamalı olarak e, görmek istersek ilk ilmek attığım yerden bir ilmek aldım, biraz ip ayırdım, tekrar ikinci sırayla her sıradan bir ilmek tığ yardımıyla alıp şişe geçiriyorum. İlmekleri alırken siz direkt şiş yardımıyla da alabilirsiniz. Bana her nedense bu şekilde tığ yardımıyla ilmekleri almak daha kolay geldi ve tığın arkasından almış olduğum ilmekleri şişe geçiriyorum. Ee, ön yandan her sıradan bir ilmek aldım. Toplamda 57 ilmek aldıktan sonra yaka kesim yerleri 4 3 2 1 1'di. Birer ilmek fazlalaştırarak 4 kesilen yerden 5 ilmek aldım. Bu şekilde birer ilmek fazlalaştırarak kasmadan bir yaka e, pervazı oluşmasını sağlayacağım. 4 ilmek kesilen yerden 5 ilmek aldım. 3 ilmek kestiğim yerden de bir fazlalaştırarak 4 ilmek alıyorum. 2 kesilen yerden Evet geçirdim. 2 kesilen yerden fazlalaştırarak 3 ilmek alalım. Tekrar 1 ilmek kesilen yerden de 2 ilmek alarak bu yaka kesimi olan yerdeki ilmekleri bu şekilde tamamladım ve sırasıyla gelen her sıradan da bir ilmek toplamda 21 ilmek aldım omuz dikiş yerinden de bir ilmek alarak birinci ön yan pervazları için ilmekleri tığ yardımıyla bu şekilde şişe geçirdim şimdi kol pervazında olduğu gibi e, ip öbür yönde bir sıra düz ördüm birinci sırayı düz örgü olarak tamamladım dediğim gibi haroşaları ben düz örgü olarak çalışıyorum İpi de bağladım ve ikinci sırayı da tekrar ip öbür yönde e, düz örgü ördüm ve bu şekilde e, bir diş haroşa görünecek daha sonra ikinci sırayı da tamamladım ve üçüncü sırada Örgünün tersinde e yine bütün ilmekleri kapattım. Normal sıkılıkta ne gevşek ne sıkı. Örgünün ön yönünde bu kesimle birlikte iki diş haroşa görünecek. Bir sıra düz, tekrar ikinci sıra düz, üçüncü sırada da kapatarak bu ön pervazı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet birinci ön pervaza baktığımızda gördüğünüz gibi kesinlikle hiçbir kasma potluk yok. Sizler de bu şekilde bu sayılara yakın ilmek alarak pervazınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi diğer pervazın ön ve yaka kısmını aynı sayılarda alacağız simetrisi olarak ama arka yakada bir püf nokta var. Ee, onu da gelin sizlere uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Arka yakadan da yanlardan 5'er, ortadan 25, toplamda 35 ilmek alacağız. Bu 4 sıralık yandan 1 ilmek fazlalaştırarak 5 ilmek aldım ve şişe geçirdim. Arka yaka ortasını 14 ilmek olarak kesmiştik. Ee, üçer katlı iple örüldüğünden bu ilmeklerden tek katlı ip ile ilmek alınca kasma yapılacağından her ilmekten arada 2 ilmek alarak e, 14 değil 25 ilmek alacağız buradan Gözlemlediğiniz şekilde tığımı bu iki kanat kestiğim yerden geçirdim bir ilmek daha aynı yerden çıkarabilmek için gerideki kanattan çıkardım yine yandan tekrar gerideki kanattan arada tek ilmek alarak bu kısımdan bu şekilde 14 ilmek kestiğim yerden 25 ilmek aldım. Çünkü her sıradan bir ilmek aldığımda kasma olmamakta ama ilmeklerin içerisinden bir ilmek alırsak tek katlı ip kasma yapıldığından dediğim sayılarda alalım. 5 25 5 toplamda 35 ilmek aldım. Arka yaka kısmı kısım yerinden İkinci ön yaka ve yan kısmını da diğer taraftaki sayılarda ilmekleri simetrisi olarak alıp şişe geçirdim. Ve örgünün tersinde ip öbür tarafta olacak şekilde bir sıra düz. ikinci sırada da bir sıra düz. Bir diş haroşa göründü. Üçüncü sırada da ilmeklerin tamamını normal sıkılıkta kapattım. İkinci ön pervazı da tamamladım ip'i tek katlı hale getirip bu şekilde diktim ve arkasındaki ipleri temizleyerek ön arka yaka pervazlarında kol pervazı gibi tamamladım. Ördüğüm pervazlara göz atarsak hiçbir potluk, hiçbir fazlalık, yakada hiçbir darlık yok, kasma da yok bu şekilde ilmekleri sayılarında alırsanız sizlerin de bu şekilde rahat güzel pervazlarınız olur. Fazla iplerini temizleyelim. Her iki yan kısmı diktikten sonra ütülememiştik. Ee, üzerine basarak ütülüyorum. Fakat pervazları ütülerken tek katlı olduğundan ütüyü basmadan Uzaktan 4-5 parmak yukarıdan e, buhar vererek ütüleyelim. El ile ütüleyelim. Bu şekilde 4-5 parmak yukarıdan e, buhar veriyorum. Ve el ile bastırarak ütülüyorum kenar pervazlarını. Kanalımda bununla ilgili el örgülerinde ütü nasıl yapılmalı bir video paylaşmıştım. E, sağ üst köşeye linkini bırakıyorum. Açıklamalar kısmında da bırakıyorum. Muhakkak izleyiniz o videoyu da. Evet pervazları uzaktan buhar tutarak eliyle ütüledim. Diğer tarafları üzerine bastırarak ütüledim. Şimdi etek ucuna e, altın oğlu 3.50 mm'lik tulip tığ ile tek katlı süperlana maxi ip ile trabzanlar çalışacağız. İlk pervaza sık iğne ile battım. 3 zincir ile yükseldim. Tığın başını bir kez dolayıp üçte çekilen bir trabzan tekrar yanına batarak üçüncü trabzanı çalıştım. Üç trabzandan sonra iki zincir çektim. İki ilmek sonra battım. Üçte çekilen bir trabzan aynı deliğe batarak ikincisini çalıştım. Tekrar yandaki ilmeğe batarak üçüncü trabzanı çalıştım. Tekrar iki zincir çekerek iki ilmek sonra battım ve 3'te çekilen bir trabzan yine aynı deliğe batarak ikincisini tekrar yandaki ilmeğe batarak üçüncüsünü çalıştım. İki zincir çektim gözlemlediğiniz gibi 2 ilmek sonra battım 3'te çekilen bir trabzan yine aynı yere batarak ikincisini çalışıyorum ve tekrar yandaki ilmeğe batarak üçüncüsünü çalışıyorum. Bu şekilde trabzanları yapalım. Her ilmeğe bir trabzan çalışırsak kasma olmakta. Bu sebeple üçlü trabzanları bir ilmeğe iki tane yanındakine üçüncüsünü çalışarak bu şekilde devam edelim. Birinci önde 9 tane üçlü trabzan arkada 16 tane diğer önde de 9 tane trabzan üçlü çalıştım ve köşeyi dönerken 5 zincir çekerek ikinci sıraya devam ettim. 2 zincirlik yere 5 zincir döndükten sonra 3 tane trabzan çalışarak yine araları 2 zincir çekerek bu şekilde devam ettim. 1. sırayı 2. 3. ve 4. sıraları çalıştım. 4 sıra yerine sizler yeleğinizin uzun olmasını isterseniz 5 ve 6. sıraları da çalışabilirsiniz. Ben 4 sıra ile tamamladım. Etek ucuna da 2 katlı kırçıllı ip ile lokum bastım. Üstteki renk ile kombinlesin daha şık dursun diye. 2 katlı olarak 3 katlı değil ilk boşluğa sık iğne ile tutturup 3 zincir çekip yükseldim. İpi de gizliyorum. 2. ve 3. trabzanı çalıştım. Tekrar 1 zincir çektim. Ve yandaki 2 zincirlik yere sık iğne ile tutturdum. 3 zincir çekerek yükseldim. Aynı yerde 2. ve 3. trabzanları çalıştım. 1 zincir çektim. Yandaki boşluğa battım. Sık iğne ile. Yavaş anlatırsam. 3 zincir çektim. Tığın başını bir kez dolayıp 3'te çekilen bir trabzan. Tekrar 3. trabzanı çalışıp bir zincir çektim. 2 zincirlik yere sık iğne ile batarak devam ettim. Ve lokumları da tamamladım. Gayet şık ve çok güzel durdu. Cebi de aynı yöntem ile çalıştım. Normal gevşeklikte bir karı zincir çektim. Bu zincirlerin deliklerine batarak yan yana araları 2 zincir olan 6 tane üçlü trabzan çalıştım ve üst üste 2 3 4 5 6 7 8 sıra çalıştıktan sonra 9. sırada da kırçıllı 2 katlı ip ile lokum yaparak cebi tamamladım. Mezura ile ölçtüğümüzde 15 cm'e 15 cm geldi ve sağ öne eee Ilmek sıralarını takip ederek arka ön e, kısımdan değil tersinden düz örgüde sıraları takip ederek e, teğledim ve cebi bu şekilde toplu iğne ile önce tutturdum. Mezura ile ölçü vermek gerekirse yan dikişten cebe kadar olan yer 4.5 cm. Ön pervazdan cebe kadar olan kısım 6.5 cm. Alttan da 1 cm gelmekte. Bu şekilde planladıktan ve toplu iğne ile tutturduktan sonra kırçıllı yerleri kırçıllı iple, siyah yerleri de siyah iple diktim. Makine dikişi yapabilirsiniz ya da gözlemlediğiniz şekilde kırçıllı yere batıp tekrar siyah yerden çıkarak yine kırçıllı yere batıp siyah yerden çıkarak yanlamasına dikebilirsiniz. Tellerini söktüm. Fazla ipleri temizledim. Cep dikişi de tamamlandı. O da çok güzel oldu. Şimdi ilik evi açmamıştık. Fakat sonradan ilik evi açılabilir. Bazen bu durumlarda ben sonradan kalem yardımıyla ilik evi açıyorum. Bu da bir teknik. 8 sıra arayla toplu iğne ile işaretledim 4 tane yeri. 8 sıra arayla ve 1-2 ilmek içeriden kurşun kalem ile boşluktan çünkü 9 no ile örüldüğünden boşluk var genişlettim gözlemlediğiniz şekilde ve tek katlı kırçıllı ipi etamin iğnesine geçirip bu şekilde e, genişlettiğim yeri kumaştaki ilik evi diker gibi ama sadece bu şekilde dikerek sabitledim. Çok da sık dikmedim. Sert olmasını istemedim. Tersinden de açılan yerleri e, gizledim. Arkadan da dikiş yaptım. Bu şekilde 4 tane 8 sıra arayla ilik evi açtım. 1 2 ilmek içeriden. Çünkü sonradan ütülendiğinden e, ilik evlerinin nereden açılabileceğini tahmin etmemiştim. Sonradan da bu şekilde unutulan düğmeleri, ilik evlerini bu şekilde aç, açabilirsiniz sizlerde. 4 tane açtıktan sonra karşılarına da düğmelerini, orta boy büyüklükte düğmelerini diktim. Bence harika bir yelek oldu. Ben çok severek kullanacağım. 40 bedenler için bu ölçüler gayet uygun. Aslında ben 42 beden giyiyorum. Artık 2 beden zayıflamam gerekir. Sizler de videonun başında test ölçüsü tekniğini vermiştim. Buradan yola çıkarak bu videodan da fikir edinerek istediğiniz bedende bu yeleği çalışabilirsiniz. Gayet şık ve sade bir iki günde bitebilecek bir yelek. Bu da Ödemiş'teki evimin bahçesinden lif kabaklarıyla çok sevdiğim lif kabakları bunlarla ilgili ara ara paylaşımlar da yapıyorum. Henüz hasat zamanı gelmedi. Sarardıklarında bir video paylaşacağım. Yeleğimle birlikte bir de mankenlik yapayım. Gayet kullanışlı, şık bir yelek oldu. Evet, şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum. Kendime kış gelmeden bir yelek ördüm diyorum.